Arkadaşlar merhabalar, yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzden önce çok değerli bir konuğumuz var. Merhaba kardeşim. Sefacığım merhabalar. Ben unutacağım sandım ama unutmam. Yok, unutmam seni, unutur muyum ya? Vay be kardeşim. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim kardeşim, sağ ol, sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Normalde daha demin start'a bastık, videoyu başlattık, tütünü yanımıza almayı unutmuşuz. Sembolik olarak gösteriyoruz. Bu arada artık bıyıklı naklacı olarak parayı kıyıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir cihaz aldım. Artık videoyu uzan kapan derdi yok. Basıyorsun tuşa, kapatıp basıyorsun açıyor. Çok teknolojik oldu. Değil mi? Biliyorsun yani. Büyük adamsın. Ama çok büyük bir sıkıntıydı bizim tabii için. Arkadaşlar BLS'nin Strong serilerinden daha önce Cappuccino, üzüm nane ve son günde sefaçi paketini biraz önce açtık. Şeftali, Strong Peach aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz. Bakalım. Şeftali ana bilim dalı başkanımız. Ya oğlum böyle diyorum bak. Ondan sonra diyeceğim laftan dolayı şey yapma bana. Ondan sonra bugün tadım testini gerçekleşecek. Baba neyse o. Yani neyse o değil mi? Beğenirsen beğenirsin. Beğenmezsen tamam. Beğenmezsin. Az önce yayında söylediklerinden dolayı diyorum bak. Az önce bir canlı yayın yaptık. Onu koy koy ne yapıyoruz. Bir kokla bakayım. Tütünü bir içtiğin aromayı da önceden bir kokla. Arkadaşlar ben de sembolik olarak yanıma bir tane nakla Cappuccino hazırladım. Al bakalım. Ondan sonra koku suyu önümden, daha aroma, daha pöfür pöfür tadı gelmemekle birlikte daha ufak ufak vurmaya başladığın için diyorum. Kokusu hakkında bir yorumun var mı Sefacığım? Kokusu güzel. Böyle ama biraz aroma, şimdi ben biraz içmeye başladım malum sen nakla şefmiş Cappuccino'yu hazırlarken. Evet, o biraz duracak, biraz beklesin. Daha. Yani ilk açılıştaki şeyi pek hoşuma gitmedi. Daha açılmadı be abi. Daha yeni yeni açıyorsun. Bir bismillah de bir dur bakalım kral. İlk açılış dedim. İlk açılış dedim kardeşim. Lütfen. Aynen. Kokusunu beğendin mi? İlk açılış aslında kokudur. Evet. Kokudan geliyor koku, yani. Koku güzel. Güzel kardeşim. Anladım. Yani ben bugün çok uğraşmayayım o zaman herhalde değil mi? Bugün seni çok zorlamayacağım. Yok yok yani. Yok kardeşim. Ufaktan bir de ben şöyle bir al, açılış al. Safhasını şey yapayım. Al sen de açılışını. Bu arada seninle bayağıdır video çekemiyorduk. Bir kardeşim hayırlı kaldı. Olsun yeni takımında bu arada. Evet, Armağan Kır. Armağan Kır kardeşimiz sana bir hediye yollamış. Böyle cez geçti bizi biraz, Allah ezindik böyle bu hediyenin altında. Ben adam anargileyle alakalı ne alsam diye düşünüyorum. Adam bir şey gelmiyor aklıma çünkü adamda her şeyi var. Kardeşim güzel takım ama. Hani görüntü olarak. Bir de sen biraz böyle Rus takımlarının çekimi oturuyorsun, seviyorsun. Seviyorum valla. Güzelmiş. Tamam işte bunda da biraz ağırlık var. Bir şey diyeceğim kardeşim. Biraz ağırlık var bunda da. Şimdi konudan farklı. Bu Babil kubbeler ne kadar oldu? Babil kubbeler vallahi 150 kağıt herhalde en son. 150 mi? He. 150 lira. Hı-hı. 35. Ama bu sırlısı. Babil kubbe diyorum. Ha, klasik demiyorum bak. Ha. Kubbe diyorum. Sen ne anlatıyorsun bana? Babil kubbe ne kadar oldu? 45. 45. 45 bandında aynen. 75'e satan yeri gördüm ben. Nerede? Keçiören'de. Şeydir ya, esnaftır. Esnaf. Ha, 75'e satıyor. Baktım şaşırdım. Ondan dolayı bir sorayım aslında. Şimdi aklıma geldi. Fiyatlar epey artış gösteriyor. Erdoğan'cığım ne diyorsun? Kömür bulamıyoruz. Van ne işin yok. Yeni yeni stoklara girmiş. Bugün aldık bir... İki tane aldık. İki tane de bakalım. Van Nation'ların arkadaşlar iki türlüsü satılıyor. Bir poşet olan bir de kutulu olanlarından satılıyor. Poşet 55, kutulusu 60 TL. Sarı 360'erler için konuşuyorum. Diğerleri de 60. Yok. 26'lıklar kutulu olan işte onu şöyle yapmışlar. Kutulu olanları 60 TL, poşet satılanları 55 TL. Arasında bir fark var mı dedim. Yok dedi bayi. Nereden aldık? Nargile Mankara'dan aldık. Ondan sonra orada hani ben bir tane poşetli çıplak bir tane kutulu aldım. Acaba bir fark var mı diye ikisinden de gömüp şey yapacağız diye bakalım. Hayırlara vesile olsun. Abi kömür fiyatları her şey falan inanılmaz zamlandı Sefa. İnanılmaz zamlandı. Artık bu nargile tütünleri olsun. Tütünlere de zam geldi. Sen şimdi eskiden giderdin. Adını anmayalım o kafenin de. Bir kafeye giderdin. Orada Medet kardeşimiz vardı. Senin de çok. Ama Medet kardeşimiz vardı orada yani. 30 kaç? 35 lira iki kafa içerdin. Pöfür pöfür kaldı. 35 mi? 45 mi? Şimdi 70 lira olmuştu en son. O da ne oldu bilmiyorum. Tamam ben içecektim bunu. Ben şunu test ettim. He, neyi test ettin? Arkadaşlar hafiften
hafif bir ağırlık var. Açılırken değil mi? Şöyle senin boğazına evet. böyle bir ağırlık hissiyatı evet, geliyor. Evet. Bu arada tütünün tadı daha fazla gelmeye başladı. Bilmiyorum. Evet, şu an geldi. Şu an bana katılıyor musun bilmiyorum. Katılıyorum. Bu arada arkadan falan sefaya müdahale yapmıyorum. Yanlış anlamayın, ellerim kamera objektifinde. Hani yapmış olduklarını da vardı Erdoğan'cığım. Yaptıklarını da oldu ama gene söyledim. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Biz de yani şey yapıyoruz. Neyse velhasıl kelam. Üzüm nanesi. PRS'nin Strong serisinden bana çok sorular geldi. Instagram'dan da birçok kardeşim sordu. Gerçekten üzüm nanesi benim en beğendiğim aroması oldu. Gerçekten bana göre başarılı bir üzüm naneydi. Şeftali şu an huzurunuzda ilk defa açıyoruz. Ondan sonra Sefa'ya hiç Sefa'yla video çekeceğiz diye bekletmiştim. Onun paketini, poşetini açmamıştık. Cappuccino'su orta segment bir cappuccino. Yani cappuccino da evet güzel. Yaktığın zaman üzülmüyorsun. Paran boşa gitti demiyorsun. Ama bin aklı cappuccino değil. Yani onunla kıyaslamak da tamamen yanlış. Reçetesel farklılıklar var. O amaçla çıkartılmış mı? Eğer birileri öyle söylemde bulunursa bana göre yanlış. Çünkü ikisi kesinlikle aynı değil. Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim bu konuyla alakalı. Birazcık ısı ayarında birazcık daha iyi yapmamız gerekiyor yalnız cappuccino'da. Üzüm nanedeki gibi böyle pöpür pöpür abanarak o tarz bir durumumuz olmuyor. Onu da buradan söylemiş olayım. Artık Sefa son zamanlarda folyo da zam geldi. Sipsilere de zam geldi. Kömürlere zaten artık almak büyük bir lüks geldi. Geçen aynen. gün sana bir baklava fotoğrafı attım. Kilosu 60 TL. Dedi ki oğlum bir paket var ne işin parası demiştim. Aynen öyle. Hani tamam aynen sen lüks lokantalarda yemek yemeyi seviyorsun. Onu hepimiz biliyoruz. Onu hepimiz biliyoruz. Hani sen paranın gözüne bakan bir insan değilsin ama. Yemek kutusuna bakmam kardeşim. Benim gibi öyle. Emekçi insanlar birazcık önemsiyor kardeşim benim. Yani koca yürekli adamsın senin, sen ya. Senin gibi durumlar ne biliyorsunuz durumlar. Dedim ki ulan dedim Sefa hiç olaya açıdan bakmamıştım. Ben de geçen gün Belgrad'a gittim. Roda'ya bu pur söyledim bir tane biliyor musun? Ondan sonra arasında böyle sarımsak halkı soğan halkalı olan çok sevdiğim hamburgeri dedi. İmparatorum Volkan Semih de çok sever. Kendisine selam olsun. Ulan bir baktım menü büyüdü. İki tane renç ekledik falan başını kıçırdı. Ne kadar oldu? 43 lira olmaz mı? 43 lira ya. 43 lira şimdi ona mı vereceksin? Ondan sonra o anlık... Gidip Cahit Usta'da kebap mı yiyeceksin? O anda hesapta para yok Sefa. İşte sanal kartın içinde 4 lira kalmış. Diğer tarafta 5 lira kalmış. Paraları pirçik pirçik topluyoruz falan. 45 liraya falan bulduk. Neyse çektirdik aldık. Tam oturdum yiyeceğim. Ulan dedim ben ne yaptım? Bir anda üzüldüm. Dedim oğlum ben bir paket kömür alırdım lan buna dedim. Ya alamıyorsun artık. Alamıyorsun. Bu da boktan olaylarındandır. Dandini yani. Alıyorum. Bakayım şurada var mı? Dandik değil onların bazıları emek gömülü. Aynen o fena değil. Biraz fazla yakmak lazım hocam. Göster şu, yani yalan yok. Göster. Yok hani sıkıntı yok. Sanki insanlar yanlış anlamasın. Coco Papel. Evet. Biraz fazla yakmak lazım ocakta. Fena bir kömür değil. Ha, şimdi bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi kömürler hakkında da artık ucuza kaçmamız gerekecek gibi. Mesela burada Kefo var. Kokört şu an piyasa kömürler arasında başarılı bir kömür. Fena değil. İdare eder. Şunların arasında yani Kefo, şu arasında bu. Yani ama Carnation'ın hepsinden iyi mi? Coco Papel de iyi ya. Coco Papel de biraz ocakta fazla yaktığın zaman iyi uzun götürüyor. Benim ısı ayarımı biliyorsun. Carnation evet. yarım ay tek olduğu tabii. için bunu ısı ayarını yapmak olmasından kaynaklı. Ben tasarımsal ürünle de çok. Carnation'ı ayrı tutuyordum eskiden ama artık. Ufak. Gene tutacağım. Bakacağız. Almışsın iki kutu. Tamam işaretme bizi. Yani şimdi gene tutacaksın. Ne yapacaksın? Bir tane de ucuzunu almışsın. Koku bir şeydi. Onu da gördüm. Onu da 30 liraya mı 35 liraya mı ne satıyorsun? O da koku örtün. İşte o One Nation gibi kesimli olanlardı. 35 liraydı. Ondan da aldım. Alparslan abiden aldım. Onu da Rototobacco'dan. O nasıl? Biraz daha çalışmaları yapmam gerekiyor. Onun için erken yorum yapmıyorum. Daha yeni içiyoruz onlardan. Onun haricinde böyle velhasıl kelam son zamanlarda PLS'nin çıkartmış olduğu Strong serilerinde şeftali aromasının tadını test dedik. Şeftali Sefa için bir sevdadır dedik. Bakalım Sefa kardeşimiz videonun sonunda bir daha para verip bunu almak isteyecek mi? Bu arada o da ilk defa açıyor arkadaşlar. Onu da buradan evet, söyleyeyim. Ben de ilk defa açıyorum arkadaşlar. Kokusunu ben beğendim. Kokusu güzel de. Kokusunu ben beğendim. Kokusu güzel de dedikten sonra evet dinliyorum yorumlarını alıyorum. Söz sende. Yani öyle buram buram bir şeftali gelmiyor. Biraz daha iç. Erken. Tamam o zaman. Neden biliyor musun? Ağırlık hissiyatından başladı. Tamam ağırlığı var. Bak yok değil. Ama hani o şeftali aromasının hissiyatını vermiyor. Bence. Farklı bir et. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Sen neyle kıyaslayacaksın? Sen kaç yıldır nakta şeftali içiyorsun? Şimdi neyle kıyaslayacağız? Hangi şeftaliyle kıyaslayacağız bunu? Yok. Söyle.
Var mı? Benim bildiğim yok. Şey neydi lan? Ventura Peach. Heh, Ventura Peach. Onunla kıyaslarsın. Trifecta. Mı? Valla epey epey de yani şu an normal seviyedeyim. Açıldı yani. Bok atmıyor. Erdoğan. Yok bok. Abi burada şimdi şöyle bir şey var. Beğenmediysen beğenmedin dersin. Tahliyesi de güzelmiş lan takımı. Odin Ukralı. Takım güzel. Alfa'dan güzel. Takım sana güzel. Bir gerçek güzel. Güzel. Alfa'dan Alfa'ya 10 basar. Şu Marpuç mu baba? Benden en çok o Marpuç'u beğendim. Şu Harry Potter'ın hatası gibi değil mi? Şurayı falan tutma yerine bak ayrı ayrı. Güzel güzel. Şey güzel ben beğendim. Takım güzel. Tütün kötü. Tütünü arkadaşlar bana pek hitap etmedi. Ama beğenenler varmış. Beğeniyorlarmış. Ben o kadar kötü de demeyeyim yani. Şimdi o kadar gömmeyeyim de. Abi benden etkilenme. Ben beğenenler olduğunu söyledim. Evet damak tadına güvendim. Kardeşlerine turu yaşayacaklar mesela. Arayacağım beğenmiş. Sonra bir kardeşim daha beğenmiş. Nargile tadım Onur. Aynı şekilde Instagram hesabından. Bu arkadaşların da yazılarını okuyabilirsiniz. Hani beğenenleri var gerçekten. Arayacağım mesela şeftali konusunda damak tadına ben güvenirim. Pozantı'ya selamlar olsun. Hani, selamlar olsun tabii. Hani o da içmiş doygun bir şeftali aroması alıyordan doygunluk hissiyatını vermekle birlikte şeftali içen adamı üzmez gibi bir yorum yaptı kendisi. Ondan sonra ben de kokusunu kokladım. Ben şeftaliden çok anlamam. Onu ben daha önce Trifecta'nın mesela sefa şeftali konusunda mesela daha önce Trifecta'nın Ventura Peach'ini de beğenmemiştim. Ben beğenmiştim. Arama. Sen beğenmiş miydin? Ben beğenmiştim. Deme ya. Abi ben fena değilim. Deme ya. Sen onunla içemedik zaten. İçirtemedim sana onunla. Ha ben beğendim derken ben de gittim sonra tütünü çöp atacağıma Mustafa'ya hediye ettim. Al dedim. 400 lira vermeme rağmen. O da bana Naime Marpuç verdi. İyi. Takas yapmıştım. Nakli şeftali yaptık. O ayrı ama bir de ben bir içeyim. Bir bakayım. Bakalım. Bir bakalım nasıl. İç bakalım yorumların ne olacak. Son zamanlarda bana. Son zamanlarda hangi tütünleri daha çok sık tüketiyorsun? Bir de hastalık dönemindeydin. Valla hastalık dönemindeydik. Böyle kardeşim bir tütün vermiştin ya bana hatırlar mısın? Şeftali Avdudu. Neydi o? Hangisi o ya? Şunlardan da şu koliden çıkma. Söyle bir o neydi o? Eşya mı? Açığa mıydı? Bak o daha iyiydi şeftali konusunda. Sana kaşmir peach mi vermiştim onu mu diyorsun acaba? Yok. Ben eşyanın şeftalisini içtim hatırlamıyorum bile lan. Ben aldım o paketi komple aldım. Sen içmedin. Ben içmedim sana mı vermişim? He kapalı paketi aldım sana. Yorumun ne yorumun? Duman altı etmenin bir anlamı yok. Buradan çek istediğin kadar çek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle. Tütünde şeftali aromasından önce gelen acımsı bir tat, evet. Acımsı bir tat var. Evet. Doğru mu? Doğru. Vallahi bak Allah kitap ilk defa açıyorum. Bu da Sefa'nın aslında o benzetmiş olduğu Ventura Peach'teki şeftali reçetesine benziyor. Trifecta'daki. Evet. Oradaki. Ama ona da silik demiştim ben hatırlar mısın bilmiyorum ama şeftaliye. Evet onu da sen o damaksal tadından yöne beğenmemiştin. Daha sonraki konuşmalarımızda da zaten beğenmediğini söylemiştin. Bu da onun gibi. O acımsı bir tat evet. Var yanında. Bu acımsı tat şeyde de var mıydı cappuccino'da? Bu arada bu acımsı tat dediğimiz şey aslında artık oradaki hani dark tea dediğimiz zaman aromasal böyle nasıl diyeyim yani o acımsı tadı size nasıl anlatabilirim? Böyle tütünün hep yanında gelen yan bir tatmış gibi böyle yani acılık böyle geliyor. Bunda da var aynı şey. Net bir şekilde söyleyebilirim. Hani setup'ımız aynı setup. Solaris. Şeftali tadı geliyor mu? Buram buram geliyor. Şeftali tadından yana hiçbir sıkıntı yok. Ama siktir. Ha? Nerede geliyor lan şeftali i̇şte tadı? Acımsı tat geliyor. Hayır o acımsı tatla birlikte geldiği için o ön şeftali tadı sen almıyor musun şundan? Şeftali çok az lan hani. Geliyor baba geliyor şeftali tadı geliyor. Allah Allah. Tamam geliyor. Geliyormuş arkadaşlar. Şeftali tadı geliyor ama o yanındaki acımsı tat sen hiç o tadı sevmezsin. O tarz bir tat da geliyor. Tatla birlikte geldiği için. Sen şimdi şunu içiyorsun hiç şeftali hiç tadı gelmiyor mu? Böyle bir şey yap. Yani geliyor da acımsı çok ön planda geliyor. Acımsı tat ön planda geliyor olarak hani diyorsun. Ben şimdi Ventura Peach'i de içtim hep aynı tadı aldığım için.
Mesela Zumuret'in bilek şeftalisini de içmiştim. Ona da hep böyle bir acımsı tat vardı. Çok ağır bir şeftaliydi bu arada. Neyi? Zumuret. Farklı imparator hediye etmişti. Sağ olsun onu da bir içmiştik Volkan. Hani mesela sen onu da beğenmezdin. Neden? Ona da bir acımsı tat geliyor. Ama şeftali aroması da ben net bir şekilde hissediyorum içtiğim zaman. Muhtemelen sen Zümret de hissediyorsun. Zümret miydi? Neydi? Ondan mı? Zümret. Zümret bilek şeftali. Sen tamam. İçmiş miydin ondan? İçtik. Seninle içtik. O ilk geldiğinde birlikte açmıştık o paketi. Aynen. Bu arada ben seninle konuşurken nargile çekemediğim için açılmadı. Veysel'e buradan selamlar olsun. Duşa girmiştim. Duştan çıkınca tutuyormuş onun nargilesi bu setup'ta. Allah Allah. O nasıl bir şeymiş lan? Valla biz hep böyle çöz. Nargile Atölyesi 34 Veysel kardeşimiz Provost. Ürünü çok güzel. Provost hakkında ne düşünüyorsun? Bana onunla da çok soru geliyor. Hiç beğenmedim. Niye? Valla ben bu arada Allah var huzurumuzda ilk defa sordum. Valla beğenmedim. Hani kullandım. Orijinalini kullandım. Evet orijinalini kullandım. Hatırlarsın. Bu arada uzun durdu. Uzun kullandın ya. Denedin mi? Denedim. Ne düşünüyorsun Provost hakkında? Ya bilmiyorum. Hani ben ayarlayamadım mı? Kendimden şüphe ettim. Hani o ısı ayarını şey ya hani ben ya çok veriyor ya hani açıyorsun bu sefer ısıyı vermiyor. Aynen öyle. Ben de alışamadım ısılarını. Ben alışamadım yani. Ben buna çok alıştım ya. Babil kubbe tamam mı? Atıyorsun kömürün. İki tane ya 26'lık. Onunla biraz minittikten sonra attığın zaman aynen. Böyle kararma da yapmaz. Çok güzel oluyor. Ya bilmiyorum belki biz buna alıştığımızdan dolayı böyle geliyor ama hani Provost asansöre de aynı şekilde asansörü de beceremedim. Çakma soru. Bizdeki. Çakma soru pardon. Ama asansörle bile bile aynısı olan. O da biraz performansı düşürterek içiliyor değil mi? Asansör mü? Hmm. Evet. Şundaki gibi pafir pafir randımanı alamıyorsun. Ben daha hiç. Onun hani, da işte lülü önemli. Minorukta içtiğin zaman aslında onda da randımanını içiyorsun da böyle geniş ağızlı lülelerde nedense. Onda minorukta mı içecektim? Minorukta içmedim ne oldu? Bir de minorukta iç bakalım belki denirsin. Benim minoruk zaten bende olduğundan sıkıntı yok. Evet Sefa arkadaşımız minoruka da çöktü arkadaşlar. Yok çökmedi. Geri getir. Getireceğim mi? Getirin. Biraz daha takılayım getir. Retro Harmony. Ona çöktüm o benim. Arasına ben de getir de içeyim lan. Kardeşim bak en çok içtiğim ama ART. ART'yi mi çok seviyorsun? ART benim favorim ya. Araya da mesafeyi vuruyorsun yanmıyor. Aynen işte. Yanmıyor da çok güzel oluyor. ART yani şu anki favorim ya. Solaris favorilerim. Solaris, ART, evet. Retro. Al biraz daha bak. Sen biraz daha bak. Düşüncelerimi değiştirdim. Sen kapuçunu sevmediğin için sana ikram etmiyorum. Yok ben içmiyorum ya. Yeter. Ben az önce nakla şeftalimi içtim zaten. Doygunluk hissiyatı birazcık daha azalmış. Hani o boğazla ağırlık ilk açılma evet. Safhasındaki ağırlığı biraz evet. Daha azalmış. Ya o ama klasik bir tür. Evet. Ona bir şey atır sayılır bir ağırlıkla başladı. Evet. Üzüm nanesinde de bak aynı şeyi yaptım. Cappuccino'sunda ben ağırlığı mesela çok hissedemedim ama bunlarda ne hissettim. Tatlım iyiymiş. Takımı ben de çok beğendim. Takım gerçekten ben çekim falan da güzel. Takım başarılı bir takımmış. Arkadaşlar bu konuda ben de uzun lafı kısası şunu söyleyeyim. Strong serisinden en başarısız bulduğum aroma şeftali peach aroması olduğunu söyleyebilirim. Hani üzümü güzeldi. Onu, üzüm nanesi keşke kaldı kalsaydı sana verdim. 3 kafa içtim yemin ediyorum 50 gram geri. Yine alırsana deneriz onu da. Afiyet olsun kardeşim. Hani ben de beğenmediğimi açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten beğenmeme sebeplerimden bir tanesi. Ben de sefaların düşüncesindeyim. Hani o Ventura Peach'teki gibi ondan sonra o tütünleri mesela böyle içerken evet şeftali aroması bana geliyor ama onun yanındaki o acımsı tat keşke olmasaydı diyorum ben evet. De mesela. Yani belki ağırlık olsun diye mi yaptılar? Karışımlarda belki daha iyi gider. Belki de karışım üründür. O konuda çok bir şeyden bilmiyorum ama şeftali sek seven adam da yapıp içer yani tutup da karışıma kullanmaz. Şimdi şu tütünü ben onu anlamıyorum bak. Mesela karışım deme yanlış buluyorum ya. Hani mesela şu tütünü şöyle aldıysak onu koyacaksın içeceksin. Yani eğer sek bir şeftali seven bir nargile evet. Seversen şey yapılabilir. Ama dediğim gibi ben de böyle beni mesela üzüm nanedeki gibi böyle aromaya doyurucu bir şekilde şeftaliye ben şu an doyuyor muyum diye bana soracak olursanız kesinlikle doymadığımı açık ve net bir şekilde ben kesinlikle hayır yani. Söyleyebilirim.
Onun haricinde o yandaki acımsı olan tadı, yani bu bir de kalıplaşmış bir içinde arkadaşlar. Aslında diğer şeftalili içtiğiniz zaman hep bu tatla karşılaşırsın ama hem Sefa hem de ben gerekli şekilde, atı sayılı bir şekilde nakla şeftali tüketen insanlarız. Mesela o da ilk açılış esnasında pöfür pöfür şeftali tadı gelmez ama şöyle bir evet, darbe yapışır böyle, onda da bir tat gelir ama ondaki tat biraz daha doğal bir şekilde geliyor ki bununki birazcık daha sanki kimyasal bir acımsılık hani gibi bir, geliyor. Aynen, o acımsılık hiç hoş olmamış yani. Yakıp ama yaktığın için de yakıp içersin yani. Yani üzüleceğim için de değil, hani, tadı geliyor yani. Tabii şimdi yaktıysan hani bir kafede istedin geldi içersin. Değiştirmezsin, üzülmezsin. Aynen. Ama o şeftali tadı ama birazcık... Ama bir daha gidip içer misin? Sen birazcık daha şekerli bir şeftali... Tabii yani şimdi şeftali dediğin şekerli bir meyve abi. Hani o yüzden biraz daha gelecek ya. Sana bir anımızı tazeleyeyim. Bir gün Medet'in yanındayız. Tuka şeyde neyi kafeydi lan o? Puka. Ha Puka kafede. Puka kafede. Ondan sonra arkadaşlar o zamanlar da böyle hep geleneksel tütünler içiyoruz. Belli işte adalyalar. Ondan sonra yok el fakir kapı falan. Medet kardeşimiz dedi ki abi dedi sen şeftali çok seviyorsun. Bugün de mükemmel bir şeftali geldi dedi. Ne Medet bunun adı? Abi pişmiş şeftali. Ulan biz dalga geçiyoruz falan Medet bu pişmiş şeftali. Kaç yıl oldu lan? Bak şöyle bir düşündüm hani yılı da hatırlayamam. Ondan sonra ulan pişmiş nasıl olur şeftali pişirmişler falan. Abi bir sen ne demek istedim anlayacaksın. Bayılacaksınız falan. O oturmuş takımda. Bir de takım oturtulmuştu. Bak Omar Puçu'yla birlikte şeye bir geldi sefayla erdisine günün hemen yarım kilo. Ondan sonra mavi mavi paketlerde şerbetini bir almıştık bir içmiştik. Ne geliyordu orada? Onun yanında da tabii ki o birebir sek bir şeftali tadı değildi ama. Böyle bir baharat o vardı. O yani. Şeftalinin yanındaki baharat aromasıyla güzel mixlendiğinden kaynaklı. Mesela Sefa ona bayılmıştı. Ben de bayılmıştım. Kaç kilo tükettik lan? Tabii canım. Hep evimizin vazgeçilmeziydi çok, zaten. Sen ilk başta bir beğenmedin. Tütünü aldın. Çok boyalı dedin. Tütün yapısını beni elime aldım. Tütün yapısını beğenmedin. Ama, hani ama, şey yaptın, şikayetlendin ama güzeldi. Aroması gerçekten aroması güzel. Sen o tarz birazcık daha böyle şekerli şeftali evet, tarzındaki... Ama şimdi nakla şeftali şekerli dersek... Onda ya bundan daha şekerli. Ama 30-35 dakika sonra o tatın şekerlenmeye başlayınca. Tabii yani. O zaman pöfür pöfür içiyorsun. Şimdi mesela az önce oturttuğun takımda oturduk içtik. Yani tütün güçsüz bir tütün değil. Bana göre silik bir tütün de değil. Silik yani silik demem. Çünkü bir aroma geliyor. Evet. Ama bu acılık çok ön planda geliyor. Evet, acılık senin hoşuna hani gitmeyen bir aroma olduğu için biraz bir de şöyle bir şey vardır. Sefa bir tütünü mesela atıyorum içerken sevmedim. Mesela ben gülden nefret ederim. Mesela bir kar gül. Sen mi? He. Onun sürekli buhur içiyorsun. Buhur gül değil mi? Bir tek o istisna. He, tamam. Ama o mesela gülü benim bir şeyin yanına mixlediğin zaman hep o gül tadı bana ön planda gelir biliyor musun? Evet. Alttan hissedersin. Neden iğrenç sevmediğin tadı. Burada da onun işte acılık. Sen aynısını acılık hissiyatı diye düşünmüşsün gibi aynen, geliyor bana. Aslında şeftali olabilir, hissediyorsun ama. Olabilir. Şeftali hissediyorum. Yani mesela ağızda bıraktığı tatta tamam mı? Oluyor yani. O şeftalilik hissiyatı geliyor ama ben pek beğenmedim ya Erdoğan'cığım. Hani kafana pompalı tüfekler bazı sorularını o zaman sormuyorum. Beğenmediğin için zaten direkt... Sor kardeşim sor. Bir daha alır mıyım? Alır mısın? Almam. Sana bir de üzüm nanesini ben tamam, özellikle denetmek istiyorum. Üzüm nanesi gerçekten çok başarılı. Bu arada arkadaşlar biz burada yorum yapıyoruz. Bu da damak tadıdır. Onu bir kere de altını çizelim. Yani şimdi diğer adam beğenmiştir. Onun damak tadıdır. Aynen. Biz beğenmedik. Bizim damak tadımız yani. Mesela bir de ne olursa olsun bizim yani tattığımızı söylememiz lazım. Ne? Ben buna inanıyorum Erdoğan'cığım. Hani bazı arkadaşlar hani yok işte şey yapmayalım, gömmeyelim tütünü, övelim diye. Sen hani... bu kanalda ne zaman öyle bir şey gördün lan? İşte biz öyle insanlar değiliz diyorum Erdoğan'cığım. Ondan dolayı dedim. E tamam öyle deriz artık. Yani sonuçta bizi bilen bilir. E tamam da kriz dönemi geldi artık. Pandemi geldi. Yani ne yapalım doğru, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani artık... Evet kusura bakma. Ya senin var ya. Okey ne var? Ya var ya aga. Hakikaten şaka bir yana. Artık bugün nargile mankara'ya gittim. Daim popcorn vardı araması. Çok sevdiğim sütlü mısır güzel bir aramaydı. Beğenmiştim. Ulan bugün bir paket daha aldım. Ne kadar abi 22,5 lira. He. Dedim direkt bırakayım. Lan bu ne dedim ya? Daim 22,5 lira olur mu?
Ya dayım da öyle, ona da öyle, hepsi öyle anasını satayım. Yani artık Allah. o bandrolü şu kadar tütüne 22,5 lira verecek zenginlikte bir insan değilim. Ya abi ona 22,5 lira vereceğim. 60 lira da kömüre vereceğim. 60 lira neşelenecek akşam işte. Hani haftada bir kere içen adam olsa gidip kafe ise daha iyi lan. En azından köz hizmeti var. ha. Ayağına göz getiriyor. Hazırlayıp getiriyorlar. Artık bize hızlı hazırlayın ya sen Erdoğan. Bu konuda çok profesyonelsin. Ne profesyonel, onları hazırlayıp geçeceğiz. Sonuç olarak ben de tütün Kapuçino hakkı... iyi geldi ama değil mi bundan sonrası? Ya yok, kapuçino zaten klasik, artık onu şey yapıyoruz da. Kapuçinoları da çok beğenmiyorum. Hatta kapuçinoları da iyi değil yani artık. Bozdular değil mi? Çok bozdular. 2010 Şeftaliyi de bozdular. Şeftali zaten anasını ağlattılar şeftan. Kapuçino yine biraz idare ediyor. Nefsimizi körelt alıyor da yani Ama şey... yine kardeşim varmış değil mi? Şeftali'de. Vallahi oradan da Burak Muğla'lı'ya, köyceye de selamlar olsun. Kendisi... Burak kardeşimiz yolladı. Senin paketini ayırdım, getirdim sana direkt. Aynen. O kutu hala duruyor. Gram gram içiyorum vallahi, yemin ederim. Sen geldikçe yapıyoruz sadece. Sonuç olarak Strong Peach serisini arkadaşlar ben de beğendiğimi söyleyemem gerçekten. Başarısız bir aroma demiyorum. Damak tadı kesinlikle bana hitap etmedi. Bana da etmedi. Birazcık daha böyle o şeftalinin ben ön planda olmasını isterdim. Acılıkla. Hani acımsı tadı ben de sevmiyorum abi. Dark tütün alıyorsun. Mesela Spectrum Cookie Mix siyah paket. Acı. Acımsı bir tat geliyor. Ama beyaz paketine içmiştik. Pöfür pöfür tat geliyor. Ya da Mastiff'in kokisi. Hiç sevmedim. Hiç sevdiğim aromalar. Neden? Acımsı acımsı o tat geliyor. Pinkman'la bayılıyorum mesela. Aynen. Hani Aynen. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. ondan ötürü de bu Sen şeyi beğenmiş miydin ya bu bahsi? Banana mıydı? Neydi? Muzlu Paradise aromasını aroması. diyorsun. Paradise ha. Yok, beğenmedim. Beğenmediğim için sana hediye ettim zaten. Sen ne şerefsiz bir adamsın. Yapacak bir şey yok abi. Ayıp değil mi lan? Benzedim bitirdim. Ayıp değil mi lan? Ya ben beğenmedim. Bir de beğenmediğim için sana hediye ettim ne demek ya? Sonuç olarak bir daha para verip alır mıyım? Almam. Bana hitap eden bir arama olmadı. Ama üzüm nanesi ve cappuccino için aynı şeyleri söyleyemem. Onları beğenmiştim. Hani böyle sek şeftali pöfür pöfür tadı geliyor diyen insanlar belki alıp aralarını deneyenler, beğenenler, Olmuştur. çevremize karışlarımızdan çıkanlar oluyor. Bu tamamen bizim damak tadımızdır arkadaşlar. Bir kere daha söyleyeyim. Bir yanımdaki adam 400 liralık Ventura Trifecta Peach'i de beğenmemişti. Evet. Ondan sonra O da 400 liraydı. Şu an o da coşmuştur. Ondan sonra tabii 440-450 liradan dayandı. Hani bizim damak tadımıza o da çok aman aman hitap etmemişti. Ben zaten hitap etmediği için hemen tütün baktım. Boktan Mustafa'ya vermiştim. Naim'e 1,5 kafaladım. 150 lira az para mı abi? İyi, iyi yapmışsın. Hemen Çok git. Aa, mantıklı. şurada sıfır duruyor, kullanmıyorum işte. Ondan sonra öyle durumlar yani. Sonuç olarak bir daha para verip ben de kesinlikle satın almayacağımı üzülerek belirtmek Yalnız istiyorum. bir şey diyeceğim. Bir daha iç. Tütün dayanımı sence nasıl? Bir de onu yorumlayalım hadi. Şimdi kaç dakika oldu bizim video? Bir bak be. 20-30 dakika. Bu kadar. Niye oğlum, yanmamış tutun? Ben öyle düşünüyorum. Yani şu dakikadan sonrası yanacakmış gibi geliyor bana. Yok, şekerlenmeye başlamış, yanmaz daha, götürür. İstediğin kadar bana ağzına yanık tadı geliyor mu? Ben ise beni biliyorum, ben içmem. Yani Tamam. tütünden nefret ederim. Ama acılık biraz azalmış. Aroma birazcık silikleşmeye mi başlamış? Evet. Onu mu O kastediyorsun? manada diyorum. Onu birazcık daha detaylı içmek lazım. Ben de başından beri bir içmem lazım onu tam yorumlamam için. Bir de onu da şu an şu yönden çok yorumlayamıyorum. Cappuccino içiyorum yanında. Onu... Cappuccino'da o kadar ağırlığı kalmadı ki. O baskın aroması kalmadı Ulan şu cappuccino'dan da bir işte bir son bir vurgun at bari. Bir de sefadan akla cappuccino içmedi demezsiniz. Aynen demesinler. Bir de onu deneyelim. Bunun için ne düşünüyorsun kardeşim? Karton tadı geliyor mu? Geliyor lan. Niye geliyor? Karton da çünkü. Karton aromalı. Karton aromalı mı? Mukavvayı ısırırsın da böyle ağzında böyle kartonumsu tat gelir. Aynı. Hakikaten niye öyle? Öyle abi. Tütün tadı öyle. Allah Allah. Karton tadı. Alican kardeşime selamlar olsun. Bak Alican teyit ettik. Duruyor şişe. Karton tadı geliyor lan bunlar. öyle.
Adamlar diyor ki abi nakli kapuçin tadını anlat diyor. Geçen gün bir tane kardeşime dedim ki kardeşim kartonu al. Buzdolapları falan veya da televizyonda taşındık kendisine onu ıstır. Bildiğin aynı onun gibi. Ulan biz de karton yiyormuşuz gibi oldu ama şu an. Tütünde ben herhangi bir seklik almadım Sefa. Al. Onu beğenmedin mi? Neyi? Bunu da mı beğenmedin? Yok lan o cappuccino ya. Bildiğimiz hani... Ama o daha iyi lan. Bundan yani... Kıyaslama yapacaksak yani hiç kıyaslamaya gerek yok. Evet. İkisi çok farklı kıyaslanamaz zaten de. İyi o zaman. Bu videoda böyle bir videomuz oldu. Birazcık da seni yakalamışken sohbeti uzatmaya çalışıyorum biliyor musun? Tamam kardeşim. Özlemişim vallahi seni. Sağ ol kardeşim ben de seni özledim. Ama bir yemek yemeye gidelim artık. Aynen artık saat kaç oldu? Açız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bizi bilenler bilir. Bizim hiçbir tütün fabrikasıyla hiçbir tütün neyi biliyorsun? Kardeşim hiçbir tütün fabrikasıyla derken adam az önce alınmış diye onu anlatıyordun lan bana. Neyi lan? Adamı almışlar dedin ya. Aklıma o geldi evet. Onu da isim verelim. Ya neyse şimdi i̇sim onu vermeyelim. Adam alınmış boşver. Seçtik. İşte şu an PLS ile alakalı olan bir durum. Yani PLS ile alakalı bir şey o, değil. O marka ile alakalı değil. Çünkü öyle deyince sanki öyle yok, bir durum yok, anlaş, öyle bir yanlış şey anlaşılmasın. Ha öyle bir şey olsa gene gömer miydik? Gömerdik arkadaşlar. Yani o kesin. Anladım. Yani durumlar bu şekilde. Bizim hiçbir tütün fabrikasıyla bir anlaşmamız yok. Hiçbir tütün fabrikasının işte personeli çalışan abi şu tütünü al bir öv. İşte bir insanlara beğenir. Bu tarz anlaşmalarımız kesinlikle yok arkadaşlar. Evet. Ama bu kriz daha döneminden daha de kaynaklı. Maliyetlerimiz de çok düştüğü için artık biraz olması lazım değil mi Sefa? Yapmam gerekiyor. Biraz bir şeyler gelsin mi diyorsun? Abi yapacak bir şey yok. Doğalgaz faturası. Yani geçen gün 600 liralık alım verdik artık bittiğine. Doğru diyorum valla. Doğru diyorum kardeşim. Bu artık eski şeyimiz kalmadı yani. Ülke kötüye gidiyor. Hayırlı olsun. Valla yakında katıl butonu falan da açacağım YouTube'a paralı abone. Ne yapayım abi? He 1000 tane abonem oldu. Katıl butonu açmayı düşündün. Helal olsun. Hepinizi çok seviyorum. WhatsApp grubumuza da bekleriz. Orada nargile güzel sohbetlerimiz oluyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şu an videoya yaklaşmadan, hiçbir şekilde kameraya yaklaşmadan kapatıyoruz. Videomuzu evet. Sonlandıracağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapanmadı. Abi niye kapanmadı lan? Basılı mı tutuyordun? Sıçayım amına koyayım. Niye kapanmadı lan? Git kapat şunu. Şu videoyu kapat.